bugün Selimiye'deyiz. Aradığınız her şeyi aslında Selimiye küçük olmasına rağmen burada bulabiliyorsunuz. Ne oldu da mide boş? Anlat bakalım kameraya. Ne oldu dün? Kustun. Ben bir tek çok rokforcu değilim. Çok yiyemiyorum rokfor. O gece peynir mi o? Asil bunu çok seviyor. Asil yemek konusunda birazcık zorladığı için beni onun sevdiği şeyleri gördüğüm anda alıyorum. Hamza nereden bu? Şaka mısın sen? Arkadaşlar herkese yepyeni bir vlogtan merhaba. Bugün Selimiye'deyiz. Daha önce çekmemiş olduğum bir yere geldik. Zaten biliyorsunuz tekneyle Marmaris tarafındayız. Demiris'in orada duruyoruz ama bütün tekne alışverişlerimizi, ihtiyaçlarımızı genelde Selimiye'den karşılıyoruz. O yüzden bugün de size bu vlogta buraları göstereceğim. Güzel bir market alışverişi yapacağız. Hamza ile beraber geldik. Buraları göstereceğiz. Çok çok tatlı bir yer. Benim çok çok sevdiğim bir yer. Çok sempatik, çok tatlı, çok kendi halinde. Küçük küçük dükkanları olan, çok bence kendine has bir havası olan bir yer. Hamzacığım nereye gidelim ilk önce? Markete gidelim mi? Haydi bakalım. Burası genelde arkadaşlar açtığımız zaman Arda'yla gelip waffle veya dondurma yediğimiz bir yer. Çok tatlı. Böyle görmüş olduğunuz. Aradığınız her şeyi aslında Selimiye küçük olmasına rağmen burada bulabiliyorsunuz. Birazdan dediğim gibi göstereceğim. Böyle kıyafet dükkanları falan da var. Eğer işte yazlık ihtiyaçlarınız olursa mayoydu, şapkaydı, terlikti, tişörtlü, şorttu hepsini burada bulabiliyorsunuz. Çeşitlilik olan bir yer. Hamzacığım bak pizzacı var burada. Bir gün buraya geliriz pizza yeriz olur mu? Sen pizza seviyorsun ama burası makarnacı ve pizzacıymış. Burayı da ilk defa görüyorum. Şurada asıl şu dondurmacıyı gösterelim. Arda'nın favori dondurmacısı. Şurada %100 doğal, %100 keçi sütü yazan yer. Oranın dondurmaları genelde daha böyle az şekerli, hatta bazıları şekersiz oluyor. Biz orayı tercih ediyoruz. Burası da bir pizza dükkanıymış. Tamam anneciğim, şu dondurmacıya gidelim. Markete de gideriz. Dondurmacıyı bir gösterelim. Böyle küçük küçük ara sokaklar var arkadaşlar. Çok çok güzel. Merhaba, kolay gelsin. Bakın burası. Şu anladığım kadarıyla Selimiye'de daha önce de görüyordum. Hep baharatçılar var böyle. Ev yapımı reçeller, banlar. Genelde yan yana bütün tatlı teyzeler ve dedeler bunları satıyorlar. Şeyler. Miden hasta olduğu için şu anda sana böyle şeyler alamam. İlk önce bir mideyi dolduralım. Mide boş çünkü biliyorsun değil mi? Boş. Mide boş. Neden mide boş? Ne oldu da mide boş? Anlat bakalım kameraya. Ne oldu dün? Kustun. Kustun. Neden kustun acaba? Hamza'nın böyle rutin bir akşamüstü dondurma ve cookie, kurabiye paslı oluyor. İster misin? Bak burada toplar var. Asil'e söz verdik. Alacağız. İki tane aynısını alalım. Size kavga çıkmasın. İstersen onu alırız. Kova ister misin? Yok, İçine makroya gireceğiz. Makroya. Eyvah eyvah, bunu görmesin. Sakın görmesin onu. Arkadaşlar Hamza helikopterlerle kafayı yedi. Orada her helikopteri almak istiyor ve sürekli döndürüyor. O yüzden biraz ondan uzaklaştırıyorum. Çünkü döndürme artık şey oldu. Huy haline geldi. Hadi gidelim Hamza. Tamam. Buraya geri geleceğiz ve alacağız bunlardan. Arkadaşlar burada ararsanız eğer Şok ve Migros Jack de var. Çok tatlı bir dükkan. Gerçekten böyle bana İtalya'yı falan hatırlattı. İtalya'da böyle küçük dükkanlar olur ya, bakar mısınız? Şimdi nelerimiz var? Rize kavurması, Kayseri pastırma, Kayseri sucuk, delice yabani zeytinyağı, buralardan böyle şeyler alınmalı bence. Tarhanalar var. Organik yine bebek tarhanalar var. Eğer bir meze sofrası hazırlayacaksanız mükemmel mezeler var. Şöyle göstereyim. Bunlar herhalde değil, günlük yapılıyor. Organik yumurtalar var. Zeytinler var. Şu galiba peynir. Öyle. Burada da bir sürü çok çok güzel peynirler var. Buradan bence bir alışveriş yapılabilir. Ne diyorsun? Ve burada da peynir var. Hadi bakalım. Buradan Bak yumurta. Hamzacığım bak, ben sana söylemiştim arılardan korkmamak gerekiyor. Bunların hepsini arılar yapıyor, görüyor musun? Bu balların hepsini arılar yapıyor.
Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü çeşit peynir var. Roquefort, parmesan peyniri, keçi peyniri, ezine beyaz peynir. Bir de emmental peynir. Bu peynir benim en sevdiğim peynirlerden biri. Bundan kesinlikle alacağım. Hatta şöyle. Ben bir tek çok roquefortçu değilim. Bunu daha önceki şeyimde de söylemiştim. Çok yiyemiyorum roquefort. O keçi peyniri mi o? O keçi peyniri mi? Eski kaşar var. Bunda bir kekikli tam yağlı kaşar var. Bir de biberli tam yağlı kaşar var. Şöyle göstereceğim. Dil peyniri var. Dil peyniri de çok severim. Biz ki kaşar peyniri alalım. Şöyle güzel peynir tabağımız renklensin. Evet arkadaşlar, şöyle bir ev yapımı tereyağı aldık. Yumurtalar günlükmüş. Bayıldım. Böyle küçük, dediğim gibi kendine has dükkanları çok seviyorum. Gerçekten şimdi lezzetleri zaten belli. Mesela o tereyağı çok güzel oldu. Aşırı belli. Şimdi şöyle bir konuya değineceğim. Hatta durayım şurada, Eray kaptan gelecek. Hamza'cığım dikkat et. Bu ara biliyorsunuz en çok tartışılan konulardan biri şey fiyatları. Tatil beldelerindeki yiyecek içecek fiyatları, işte market fiyatları, restoran fiyatları, beach, sahildeki fiyatlar falan filan derken. Ben bu kadar şey aldım ve çok güzel şeyler aldım. Açıkçası bu buranın çok uygun fiyatları olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi beraber Makro'ya da gideceğiz. Makro'da çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani İstanbul'da da ve her yerde de olduğu için, ama burası Selimiye'ye özel yer. Şöyle aslında kendi yerleri, ilk yerleri Bozburun'daymış. Bu ikinci şubeleri. Yeni açmışlar burayı. Gayet şöyle Nöksü'nün torbaları bile inanılmaz kullanışlı. Hanımefendi sağ olsun bize bir de küçük bir peynir tabağı, zeytin ağacından yapılan bir peynir tabağı hediye etti. Burayı çok çok beğendim. Şimdi ikinci destinasyonumuza gidiyoruz. Selimiye'deki en güzel şeylerden biri, arkadaşlar bakar mısınız? Her yer rengarenk, bayılıyorum. Yani içim açılıyor. Tatlı geliyor, sempatik geliyor benim gözüme. Şimdi Makro'ya gidiyoruz. İstanbul'a göre çok daha ufak bir dükkan burası. Ama çeşitler, arayacağımız genel olarak şeyleri burada bulabiliyoruz. Sizlere eğer bulabilseydim bir Selimiye pazarının ne gün kurulduğunu bilseydim inanın oraya gidecektim. Ama şimdi yarına blok yetiştirmeye çalıştığım için maalesef pazar bugüne denk gelmedi. Normalde ben sebze ve meyvelerim geçen Akçay'daydım. Orada da öyle yaptım. Mesela inanılmaz güzel vişneler falan aldım. Böyle şeyler sokakta satılıyordu. Küçük armutlardan aldım falan. Lezzetleri inanılmazdı. Orayı bloklayamadım geçen sene Akçay'ı çektiğim için, ama gerçekten bazen böyle genellikle pazar ve manavlar bu tip yerlerden çok daha güzel şeyler satabiliyorlar. Bunu da buradayken söylemem hiç olmadı ama yapacak bir şey yok. Şimdi tekmemizin olmazsa olmazı, çocukların daha doğrusu sağlığı faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve sabah kahvaltılarında genelde agave ile arkadaşlar, agave ile biz genelde o ara bal tabii ki yediriyorum. Balın da çok faydalı olduğuna inanıyorum ama deminki dükkandan aldığımız gibi balların çok çok faydalı olduğuna eminim, ama genelde çocuklar sabah kahvaltısında avokado ile, iyi olmuş bir avokado ile, şu anda bu çok sert. Ben yumuşaklarını seçmeye çalışacağım ama zaten bir 3-4 gün bunun bir olma süresi olacak. Agave katarak yiyorlar ve çok seviyorlar. Hem Asil hem Hamza'nın çok severek yediği bir şey avokado ve çok faydalı bir şey. Benim de çok sevdiğim, Arda'nın da çok sevdiği. Genelde bunu tercih ediyor. Şu anda torba alayım. Rahat olmuşları dediğim gibi, bakın mesela bu daha olmuş. Şöyle parmak yapınca en azından iz çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şu mesela çok daha sert görüntüsünden de belli. Bu arada çok büyük bir alışveriş yapmayacağız. Çünkü teknede de yaşam olduğu için, çocuklar olduğu için. Bunu daha önceki ev marketi vlogunda da söylemiştim. Çocuklar olduğu zaman 2-3 günde bir taze yemeleri için bazı şeyleri sürekli bir alışverişe çıkma durumu oluyor. O yüzden yani aşırı böyle ilk geldiğimiz tekne günkü alışveriş gibi değil bu. Bu şimdi arada bir market alışverişi. Fiyatlara da bakacağım. Şöyle bakacağım. Birazcık olduğum tatil beldelerindeki şeyleri kıyaslayacağım. Avokadomuzu koyduk. Şuradan tabii ki tutumumuzu alacağız. Bunu biliyorsunuz, ben peynir tabaklarını hem lezzet hem de görsel olarak çok seviyorum. Ondan bunu alacağım. Zannediyorsam Asil bunu çok seviyor. Asil yemek konusunda birazcık zorladığı için beni, onun sevdiği şeyleri gördüğüm anda alıyorum. Yemesi için böyle içimden dualar ediyorum. Bu da onun sevdiği bir meyve. Allah'tan çok seviyor. Domatesimiz var. Arkadaşlar o adamı yakalarsam size bugün çekeceğim. Teknenin yanına çok tatlı bir böyle yaşlı bir dede geliyor.
sanırım karısı topluyormuş bütün kendi üretimlerini. Çiftlikleri var. Domatesler, bazı meyveler ve bazı sebzeleri direkt ondan alıyoruz. Zaten senelerdir Marmaris'te. İnşallah onu yakalarım. Geçen gün şeye, bir story'e koymuşum. Hatta böyle sandalımın önünde de bir çocuk oturuyor. Herhalde kendi torunu falan olabilir. Çok tatlı. Bir sürü şeyi de ondan alıyoruz. Gizemli kişi bir şey istiyor mu buradan? İstemiyorum diye kafayı gidiyor burada. Konuşmayı reddediyor. Gelmişken şunları göstereyim. Bunlardan zaten bahsetmiştim. Bunlar da sürekli benim storylerimde olan süt markası Alpro. Ben genelde bunun badem sütü arkadaşlar. Ben genelde şunu tercih ediyorum. Şekersiz olanı var. Plant based zaten, bitki özlü. Ve çok çok güzel. Normal süt yerine bunu da tercih edebilirsiniz. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bir de şu var. Bir Türk markası. Bakın yazı üzerinde. Neden ben? Çünkü ben yulaftan yapılmış bitkisel bazlı glutensiz bir içeceğim. Bunu da denedim. Hatta kardeşim de bunu tüketiyordu. O yüzden bu markanın, özellikle bir daha belirtiyorum, Türk markasında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu vlogdaki hiçbir şey işbirliği falan değildir arkadaşlar. Asla ve asla bir işbirliği yok. Ben sadece sevdiğim şeyleri sizlere gösteriyorum. Çocukluğumuzdan beri vazgeçemediğimiz bir ürün kiri ve şu. Yani bu iki krem peyniri de, krem peyniri zaten bir sürü şeye çok yakıştırıyorum ve genelde tükettiğim bir şey, yine hem benim hem çocuklarım. Benim zaten çocuklarla beslenme düzenim çok farklı değil. Hani onlar ne severse ben de seviyorum. Hatta bazen onların yemeklerini falan da yiyorum. O yüzden şunlardan da alacağım. Burrata peyniri yine benim soframın olmazsa olmazı peynir tabaklarımı. Şöyle göstereceğim size. Yaklaşık son kullanma tarihi 04. 4 Ağustos'a kadar, yani yaklaşık bir hafta bu şekilde saklayabiliyorsunuz. Yalnız tavsiyem, açtıktan sonra zaten şu kadar bir büyüklüğü var. Yani şöyle bitirmeye çalışın ya da arkadaşlarınızla bitirmeye çalışın. Çünkü tekrardan suyu olmadığı zaman tekrardan bir kaba koyduğunuzda, ben bunu denedim, böyle çok güzel olmuyor. Güzel granolalar var arkadaşlar. Ben granola çok seviyorum. Çok da tükettiğim bir şey. Bu yulaf. Yani bugüne kadar çocukların en sevdiği oldu. Çünkü çok yumuşak. Bunu da tavsiye ediyorum. Bu zaten benim normalde Trendyol'da falan koleksiyonumda olan bir şey. Genelde makroda bulabiliyorsunuz bunu. Çok güzel. Çiğnemesi özellikle çocuklar için çok kolay bir yulaf. Ben bunu genelde sütle, yulaf lapası şeklinde pişiriyorum. Sütle beraber böyle içine de birazcık agave ya da bazen de bal tercih ediyorum. O yüzden bunu da alacağım. Arkadaşlar şimdi başımıza talihsiz bir olay geldi. Bunu daha önce de yaşamıştık biliyorsunuz, market ev market alışverişi yaparken de makro gene problem çıkarmıştı. O yüzden biz de saygı duyup oradan çıkmıştık ve alışverişimize gurme garajdan devam etmiştik. Burada da aynı şey oldu. Makro bizim çekim yapmamıza bir noktadan sonra izin vermiyor. Hatta bir noktadan sonra değil, sadece bu noktaya kadar çektiklerinizi koyabilirsiniz dedi ama normal şartlarda yönetim izin vermiyormuş. Tekrardan saygıyla oradan ayrılmak zorunda kaldık. Size şöyle teknenin mutfağında dolaptan göstereceğim aldığım şeyleri. Maalesef ki o sırada çekim yapmamız yasak. O yüzden birazcık daha Selimiye etrafını çekip tıpış tıpış teknemize dönüp size dediğim gibi dolaptan neler aldığımı ve neler tükettiğimizi o şekilde göstereceğim. Bu vlog beni bayağı zorluyor ya. Yani iki gündür ters gitmeyen şey olmadı. Bilgisayarım Okan tarafından alınmış teknede. Bu sebeple İstanbul'a vlogu yollamakta problem yaşadım. Küçük diski koyabileceğim bir aparat aradım. O tekneye yanlış geldi. Buraya geldim. Makro'dan izin çıkmadı. Yani bayağı gördüğünüz gibi bu vlogla ilgili bir talihsizlikler peşimi bırakmıyor. Ama ben ne olursa olsun size bu vlogu yarına koyacağım. Merak etmeyin. Ne yaptık biz şimdi bu vlogda? Hiçbir şey yapamadık daha. 3 armut koyduk, 2 üzüm koyduk. Bize kapattırdılar kamerayı ya. 3 dakikalık koyayım bari bu vlogu yarın. Arkadaşlar bu Selimiye turunda şunu gördük. Her ne kadar dediğim gibi makroda izin verilmese de gittiğimiz diğer dükkanlarda, butik dükkanlarda, buraya özel kendine has olan küçük küçük tatlı dükkanlarda fiyat kalite performansının çok daha uygun olduğunu ve bu tarz, yani kendi adıma söylüyorum, ben buna çok bayağıdır bu mantalitede bakıyorum olaya. Bu tarz böyle küçük müesseselerin, tarım yapılan işte çiftçilerin, köylülerimizin, bu insanların emeğine ve onların bize ürettiği genel olarak katkısız, işte şekersiz, zararsız, organik
bütün bu ürünlere çok daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler tarafından ve herkes tarafından. Çünkü baktığımız zaman şimdi demin gittiğimiz dükkan ne övdün diyeceksiniz ama şimdi bu balı bile lütfen çocuklarınıza yedirin benim aklım için diyor. Burada çok büyük emek var diyor ve balın rengi bile gerçekten farklıydı. Şimdi inşallah deneteceğim onları. Bence küçük butik yerlere çok daha fazla önem vermeliyiz ve onlara kendilerini çok daha değerli ve önemli hissettirmeliyiz. Çünkü diğer yerler her yerde, yani diğer şekiller her yerde. Ama bunlar dediğim gibi kendilerine öz ve has dükkanlar. Bunu da bir kere daha belirtmek istedim. Şimdi Selimiye turu, Selimiye küçük olduğu için burada bitirmek zorundayım. Hamza oyuncaklarını aldı. Son bir kez onları da çekeriz. Şimdi tekneye doğru yola çıkıyoruz. Marmaris'e gideceğiz. Tekrardan döneceğiz. Bu tarz vloglara devam etmek istiyorsanız lütfen like etmeyi unutmuyorsunuz. Yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. İzlemeyi unutmuyorsunuz. Herkese Selimiye'den tekrardan selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hamza nereden bu? Bir şey soracağım. Nereden buldun? Helikopter yasaktı sana. Şaka mısın sen? Helikopter aldırttın mı onu? Ya seni iki dakika yalnız bıraktım. Helikopter mi aldın seni birader? Çekiyorum zaten. İnşallah bir tane daha aldınız. Yoksa vallahi felaket çıkar. Allah'ım ya Rabbim. O zaman yemeğini güzel yiyeceksin, tamam mı? Madem Eray Kaptan'a bunu yaptın. Anlaşmaya sağlık zaten. Öyle mi? Evet. Eğer yemeğini yerse onu oynayabilecek. Evet. Yemeğini yersen ama ancak. Hadi bir bay bay yapar mısın kameraya? Bay bay. Tamam. Hadi bakalım. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Talihsizlikler devam ediyor. Helikopter kuralım bir gün bile süremedi. Ne gülüyorsun be? Ne gülüyorsun? Hey diyor bir de. Kandırmışsın Eray Kaptan'ı. Oh, and I will fight.